tırırım buyuruyor. Muhterem Müslümanlar, buna şöyle Nas içerisinden misal verir gibi Hazreti Musa'dan bir misal vereceğim, bakınız. Nimetin artışında çok açık olarak misal. Cenab-ı Halik-i Zülcelal Musa Aleyhisselam'a 15 senesinde onlara fakirlik vereceğim. Kendilerine sor. Gençliklerinde mi istiyorlar bunu? Yani evvel mi zenginlik istiyorlar, evvel mi fakirlik istiyorlar? Cenab-ı Musa Aleyhisselam oraya kadar gidiyor, kapılarını çalıyor, selam veriyor, evin aile reisine soruyor. Rabbim Teala ve Tekaddes Hazretleri sizin 30 sene ömrünüz olduğunu bana ifade etti vahiyle. 15 sene zenginlik verecek, 15 sene fakirlik verecek. Zenginliği mi evvel istersiniz, fakirliği mi evvel istersiniz? Ya Musa, ben diyor bir hanımımla istişare edeyim diyor. Evde cingar çıkmasın diyor. İki aklı birleştirelim, bir karar verelim bu işe diyor. Güzel bir şey değil mi muhterem Müslümanlar? İstişare ediyorlar. Hanım diyor ki evvela zenginlik isteyelim efendi. Erkek diyor, hatun, ihtiyarlıkta zenginlik ve imkan çok daha iyi olur. Evvela yokluk gençlikte nasıl olsa geçer, ihtiyarlıkta olsun. Hatun ısrar ediyor muhterem Müslümanlar. Demek ki hatunların bastırması sadece bu devrin işi değil muhterem Müslümanlar. Ezelden beri, ha hocam ben tarihte okumuş adamım, böyle pek cemaat olarak bizi de boş görmeyin. Hazreti Adem'e bile bastırdı da buğday ağacından yediler ya. Yani ta insanlık tarihinin başladığı günden beri ne hikmetse. Hanımın dediği üzerinde karar kılıyorlar. Başka çare yok. Hazreti Musa Aleyhisselam'a, ya Musa, evvela zenginlik versin 15 sene. Sonra başımıza geleni çekeriz diyor aile reisi olan zat. Cenab-ı Hak Celle ve Ala Hazretleri değişik sebepler halk edip bunların nimetini artırıveriyor. Zorluk var mı? وَمَا ذَٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ بِعَز۪يزٍ Salebet ibn-i Hatib denen bidayette sahabi, sonra helak olup giden adamda olduğu gibi. Peygamber Efendimiz öyleyse zengin ol buyuruyorlar. Zengin oluyor ve servetinin içerisinde mahvolup gidiyor ve selam. Şükretmediği için muhterem Müslümanlar. Ben size وَلَاِنْ كَفَرْتُمْ اِنَّ عَذَابِ اِلَّتِ شَد۪يدٍ içerisinde onu da arz edeyim isterseniz. Tüyünüz ürpererek dinleyin ve 24 saatin 24'ünde Rabbim beni şükredel nereden kıl diye yalvarınız Mevla'ya. Çünkü kürsilerde konuşan, minberlerden seslenilen bütün nasihatlerin temelini Allah'a şükür manası götürüyor muhterem Müslümanlar. Cenab-ı Hakk'a şükredenler mesuddurlar, küfredenlerse dünyası karanlık, ahireti azap içerisinde olacaklar. وَلَاِنْ كَفَرْتُمْ اِنَّ عَذَابِي لَشَد۪يدٍ 15 sene zenginlik ve servet. Karı kocanın ve evlatlarının yüzü gülüyor. Muhterem Müslümanlar, Cenab-ı Hak bizleri gördüğümüzden geri koymasın. Ecdadımızın duası. Servet vermiş, makam vermiş, mansıp vermiş. Bütün bunlara şükrederek yalvaralım. Ya Rabbi bizi bu alıştığımız nimetlerden mahrum etme diye, bir taraftan Tuna boyları, Moskova surları, bir taraftan Tahran ortaları, bir taraftan Bağdat kaleleri, bir taraftan Yemen ve Sana'lar, bir taraftan Tunus ve Trablusgarplar, Cezayirler muhterem Müslümanlar, koskoca bir imparatorluk, evet. Her vesileyle, Akif'in sözünü okuyoruz, her vesileyle orduyla donanma yürürken muzafferen ileri, üzengi öpmeye hasretti garbın elçileri. Zaman zaman söylüyorum ya, Osmanlı'nın elini öpmeye nerede fırsat bulacak? Atının üzengisini öperse dudağı için şeref bilirdi. Hı? Delikanlı. Bugünkü mağrur kalplı. Geçen gün İngiltere'de bir gazete, dünkü gazetede de Fransa'da bir gazete, Türkiye'de İslam'ın hakim olmasından ötleri patlıyormuş. Ya, ya muhterem Müslümanlar. Dünyanın ve ahiretin büt
bütün nimetleri İslam'da, Allah-u Zülcelal'in kullarına vereceği bütün devlet ve saadetleri İslam'da. Öyle olduğu halde İslam'ı bu necip milletin evladına kapkara göstermenin derdiyle küfür alemi ayakta, muhterem Müslümanlar. Ya. Ama biz muhterem müminler dedelerimizin yolundayız. Konyalılar, siz ne diyorsunuz Allah aşkına? Ha? Biz Osmanlı dedemizin yolundayız. Tarihi satvetimizi, tarihi şeref ve izzetimizi, tarihi mana ve ulviyetimizi mutlak manada tekrar kazanıp Rabbi Zülcelal'imize karşı kulluk, izzet, satvet, iffet ve şahsiyetimizle Türkiye'mizi, hatta 1,5 milyarlık İslam alemini tekrar aydınlatan bir nesil olmamızı Yüce Rabbimizden niyaz ediyoruz inşallah. Bu İslam'la olacak, bu Kur'an'la olacak, bu imanla olacak, bu aşkla olacak, bu sevgiyle olacak, bu uhuvvetle olacak muhterem Müslümanlar. Ya hocam, bu ihtiyarları yalnız bıraktın, onlar ne yaptılar? 15 sene zenginlikle safa sürdüler. 15 seneden sonra karı koca bekliyorlar. Hani Cenab-ı Hak 15 seneden sonra fakirlik vereceğim demişti ya. 16. sene daha zenginler. 17. sene daha zenginler. 20. sene daha zenginler. Nimet artıyor. Evin, ailenin reisi Hazreti Musa Aleyhisselam'a, ya Musa, sen böyle demiştin, Rabbimiz böyle buyurmuştu demiştin, bizim nimetimiz artıyor. Cenab-ı Hak Celle ve Ala Hazretleri vahy ile buyuruyor ki, o kullarım verdiğim nimetlere şükrettiler. 15 sene içerisinde verdiğim nimetlerime şükrettiler. Ben de ezeli olarak ve ebedi zat-ı akdesime kasem ederek لَاِنْ شَكَرْتُمْ لَاَزِيدَنَّكُمْ vaat ettim. Eğer şükrederseniz nimetlerinizi artırırım diye. Muhterem Müslümanlar, karı koca o istişare anında ilk 15 sene istiyoruz ama yediğimizden yedireceğiz, giydiğimizden giydireceğiz diye karar vermişler. 15 sene böyle yapmışlar. 30. sene daha zenginler muhterem Müslümanlar. 30. sene daha zengin.